Hepinize merhabalar. Ben Esra Ertuğrul, bebek hemşiresiyim. Bugün size özellikle bebeklerde ve çocuklarda ilk yardımdan bahsedeceğim. Özellikle bebeklerimiz yeni doğduğu dönemlerde ve bir zaman sonra ek gıdaya başladığı dönemlerde hepimiz çok heyecanlanıyoruz. Ve başında bir şey gelirse bu ilk yardımla ilgili bilgiler o zaman her zaman için hayat kurtarıcı ama o zamanlar bir tık daha bizim için önem taşıyor. Ve biz bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Ben bu yayın boyunca size özellikle bu dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsedeceğim. Yayını kaydedeceğiz zaten. Sorularınızı hepsini cevaplayacağım. Ama yetişemediğim bir durum olursa da zaten bunu YTV'si olarak kaydettiğimiz için siz oraya yorum şeklinde de yazabilirsiniz. Ben ya da İlk Adımlar ailesindeki ekipler, uzman ekip arkadaşlarım mutlaka sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi ilk yardım nedir? Önce ondan bir bahsetmek lazım. İlk yardım dediğimiz şey sağlık personeli gelinceye kadar yaptığımız tüm uygulamalardan bahsedebiliyoruz. Sağlık personeli gelmeden önce yaptığımız tüm ilk yardım bilgileri, yaptığımız uygulamalar. Şimdi ilk yardımda birkaç tane şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Üç tane önemli noktası var. Bunlardan bir tanesi koruma. Yani biz birine müdahale etmemiz gerektiğinde önce kendi güvenliğini ve daha sonra ortamın güvenliğini sağlamam gerekiyor. Bu ne demek? Bir trafik kazası var diyelim. Arabanın içinde bir hasta yaralı var. Ve ben eğer bu hasta yaralıya müdahale etmem gerekiyorsa önce kendi güvenliğimi, araba patlayacaksa dokunmamamla ve kendime mutlaka dikkat etmem gerekiyor. Bu çok önemli. Ama baktım ki araba patlayacak. Diyor ki dokunma. Çünkü sen de hayatını kaybedersin. O yüzden birinci kendi güvenliğimi, ikinci sırada ikinci dikkat edeceğim önemli noktada yaptığım 112'yi aramak. 112'yi nasıl arayabiliriz? 112'yi aradığımızda önce işte kaç numaradan arıyorsunuz? Ben şu numaradan arıyorum. İsim Esra Ertuğrul. Bir olay var. Burada işte 3 yaralı var, 5 yaralı var. Bebek, çocuk, yetişkin. Neyse bütün detayları mutlaka anlatıyorum. Ondan sonra da bütün bu detayları paylaştıktan sonra da şeye dikkat etmem gerekiyor. Onların telefonu kapat demeden mutlaka telefonu, asla telefonu kapatmamam gerekiyor. Çünkü eğer bir durum, benim bulunduğum yeri nasıl anlattım, konumumu nasıl verdim, nerede olduğumuzu net bir şekilde anlatmam gerekiyor. Ya da ben unuttuğum bir şey varsa karşıdaki insanlar bize bunu soracak ve ona göre cevap vereceğiz. O yüzden önce buna dikkat etmemiz önemli. Daha sonra da yaptığım tüm müdahalelerden bahsediyorum. Şimdi ilk yardımı anlatırken 0-1 yaşı biz bebek olarak, 1 ile 8 yaşı çocuk, 8 yaş üstünde de yetişkin olarak sınıflandırıyoruz. Şimdi bizim evlerimizde yani çocuğumuz, bebeğimiz olduğu zaman ne en çok aklımıza geliyor? Tıkanmalar. Tıkanmalardan kastımız nedir? Boğazımıza bir şey katıldığında ki özellikle gıdaya başladığında annelerin en çok aklına gelen bir şey oluyor. Boğazında bir şey kaçarsa ne yapacağım? Şimdi birincisi iki tip tıkanma var. Bir tanesi kısmi tıkanıklık, ikincisi tam tıkanıklık. Kısmi tıkanıklıktan kastımız ne? Eğer boğazımıza bir şey kaçtı ve ben öksürüyorsam eğer... Kimsenin sırtına vurmaması gerekir. Yani biz ne yaparız? Esasında öksüren biri gördüğümüz zaman ya da bebeğimiz öksürdüğü zaman hemen sırtını vurmaya çalışırız. Esasında sırtını vurmamamız gerekiyor. Çünkü öksürerek geri basınçta vücudumuzdaki şey, o boğaza kaçan şeyi çıkartmak isterken sırtına vurduğunuzda tam tersi çıkacak şeyi tekrar daha çok aşağı indirebilirsiniz. Ve beynin o çıkarmak için harcadığı gücü ikiye bölmüş olursunuz. Çünkü sırta bir mesaj, sırta bir uyaran verdiğiniz için. O yüzden asla dokunmuyoruz. Peki bebeklerde ne olabilir? Bazen annenin sütü yoğun gelebilir ve tanzikli gelebilir ve tanzikli sütten dolayı bebeğin boğazına süt kaçabilir. Süt kaçtığı zaman da biz ne yaparız? Şimdi emziriyorum. Eğer benim sütüm çok boğazına kaçtı, sadece dikleştiriyorum. Şunu vurmamaya çalışın. Yani en fazla şu şekilde biraz daha öne kafası aşağı doğru boynunu şöyle kafasını aşağı doğru eğebilirim. Ama şu şekilde vurduğum zaman çıkacaksa tekrar aşağı girebilir. Dediğim gibi çıkartma gücünü yavaşlatabilirim. Emziriyorum. Sütüm çok tanzikli, sadece dikleştiriyorum. Ama benim göğsümdeki süt sürekli tanzikli geliyorsa o zaman yapacağım bir iki yöntem var. Birincisi ya yatarak emzirebilirim. Ya koltuk altı dediğimiz futbol topu tutuş şeklinde emzirme yöntemi yapabilirim. Ya da kahverengi göğsümün ucuna makaslayarak, yani normalde biz makaslayarak emzirmeyi önermiyoruz. Yani genelde C şeklinde tutarız. Bu sefer ya makaslayarak ya da şurayı şöyle elimle göğsümün o kahverengi kısmını sıkıştırarak emzirebilirim. Bu biraz süt akışını yavaşlatacaktır. Bunun yanı sıra da
en güvenilirliği ya da hani çok tazikliyse ve sürekli bebeğimin başına, ay sizin başınıza hani bu geliyorsa, o zaman göğsünüzden bir 10 cc kadar süt salmış olmanız bu işte size fayda sağlayacaktır. Yani en azından sütün o yoğun volümlü geliş şeklini biraz azaltmış olacaksınız. Bu da bebeğinizin daha rahat sizi emmesini sağlayacaktır. Eğer benim bebeğimin katılma nöbetleri varsa, yani ağlıyor, pat diye bayılıyorsa eğer, benim bebeğim eğer katılmaya başladığında diye yüzünü hafiften bir böyle üflemeniz, eline minik bir çindik atmış olmanız, bebeğinize bir uyarı vererek katılmadan hemen öksü, hemen kendine gelmesini ve toparlanmasını sağlarız. Ancak katılma nöbeti olduğunda. Ama boğazında süt kaçtı ya da öksüren bir bebekse, bir çocuksa ya da bir yetişkinse asla sırtını vurmuyoruz. Fakat ilk gıdaya başladık. Katı gıdaları yaptık. Hatta dediniz ki BLV yapayım ben. Tamam, çok güzel. Bebeğimizi besletiyoruz. Bu vakit boğazına bir şey kaçtı. Şimdi çocuk ve yetişkin genelde yine boğazına kadar diye bir hareket yapar. O uygulama başka, onu da yaptığımız. Ama boğazında bir şey kaçtığında bebekse eğer, direkt biz bunu morarmayla görebiliriz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Onu hemen şimdi ayağa kalkıyorum ve bebek de size göstereceğim. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Bebeğimi önce bacağınızın üstünde dolabilir, kolunuzun üstünde dolabilir ama şöyle söyleyeyim size, dizlerinizin üstünde yapmak daha kolaydır. Ben şöyle bebeğimi tuttum. Bakın, kafasının altından tutuyorum. Parmağımı ağzının içine soktum ve döndürdüm. Bakın nasıl duruyor, şöyle yandan tutarsam yere bakıyor ve bakın belli bir paralelde ve kafası aşağı doğru bakıyor. İki kürek kemiğinin tam ortasına 5 kere şöyle vurmuyorum, vurup ittiriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 olmadı, döndürüyorum ama bebeğimi kaldırmıyorum, böyle bakıyorum ağzının içine, çıkmadıysa eğer göbek deliğiyle göğüs kafesinin alt tam ortası arasının tam ortasına şu iki parmağımla bastırıp ittiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Baktım çıkmadı, döndürdüm. Elim yine parmağım ağzında. Şöyle yan tutayım. Ve 5 kere vuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Döndürdüm. Baktım çıkmadı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 0-1 yaşa kadar bunu yapıyoruz. Eğer benim çocuğum 1 yaştan büyükse ya da yetişkinse, şöyle düz tutuyorum. Kolumu tuttum. Hafiften aşağı doğru eğiyorum. Yine aynı şekilde bu döngü sıfır. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra kaldırıyorum. Elimde şöyle bir çıkıntı yaptım. Tam şuraya bakın. Göğüs kafesimi birleştirdim ve tam şu birleştiği noktaya, şu çıkımı şuraya doğru bastırdım. Şöyle. Bastırıyorum şuraya. Elimle de tuttum, sarıldım etrafına, bastırdım, ittirdim. Yani şu hareket yapıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle duruyor. Şöyle bir çıkıntıya bastırdım. Bastırdım ve ittirdim. Şu hareket. Sanki bir şey uyuyormuşum gibi. Bastırdım, ittirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra tekrar döndürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Durdu. Bastırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Ta ki çıkana kadar hiç durmadan bu uygulamayı yapıyorum. Eğer benim bebeğim ek gıdaya başladıysa, BLV yapacaksam, yani parmak gıdaya bu bebeğimi tanıştırmak istiyorsam, dikkat edeceğim bir iki tane nokta var başıma ters bir şey gelmesin diye. Birincisi, iki parmağınızın arasında ezilebilecek yumuşaklıkta besinler olmalı. Çünkü eğer benim koyduğum besinler iki parmağım arasında ezilebilecek yumuşaklıkta değilse, o zaman şey olacaktır, damağıyla havuç verdiğiniz gibi damağıyla koparır, boğazına kaçırma ihtimali, aspa etme ihtimali çok yüksektir. O yüzden bizim genelde Türkiye'deki hekimlerimiz 8. ay ve sonrası için genelde denir. Siz de isterseniz ilk başlarda daha çok çatalınızla ezip, iki parmağınızı elinizle ezip öyle bir deyip, 8. aydan sonra daha çok finger food dediğiniz parmak gıdaları şöyle hazırlayıp eline minik minik denemesi için devam edebilirsiniz. Ama dikkat edeceğiniz nokta, iki parmağınızın arasında ezilebilecek yumuşaklıkta olması. Bu bizim için önemli. Eğer ben besinleri iki parmağım arasında ezilebilecek yumuşaklıkta verdiysem, bebekler ilk yedikleri zaman, şimdi bizim örme refleksimiz küçük dilimizin olduğu yerde. Fakat bebeklerinki dilin tam ortasında. Eğer ben bebeğime fazla bir şey verdiğimde, neden o örme refleksi oldu onu söyleyeyim size. Ağzına bir şey aldığında çocuk
öksürür, öğürür ve çıkarır. O yüzden bebeği esasında bu refleks bebeği koruyan bir reflekstir. O yüzden ilk zamanlarda pütürüklü gıdayla besleyin, o refleksin yavaş yavaş kaybolmasına destek olun dememiş olmamız bebeğin yavaş yavaş artık pütürüklü gıdaya alışması, ağzında çevirip yutabilmeyi öğrenebilmesi açısından da çok kıymetli ve önemlidir. O yüzden özellikle sıvı beslenmede değil ama katıya geçtiğimiz dönemlerde biz bu sıkıntıları daha fazla görebiliyoruz. O yüzden mutlaka iki parmağınız arasında ezebilmiş olmanız çok çok daha önemli. Şimdi ilk başlarda şöyle söyleyeyim, hani şey diye sormuşum, sorularınızı da soruyorsunuz, ben aralarda konuyla ilgili olanları hemen cevaplayayım. Su verdiğinizde su daha sıvı olduğu için onu böyle en başta iki yandan kurma alıştırma bardakları verebilirsiniz. Alıştırma bardaklarıyla içemiyorsa da böyle minik bebek suları satılır. onun böyle ağzını takın, alt biraz üstten boşalttığınızda böyle tutarken şu alttan biraz sıktığınız su ağzına gelebilir. Öyle verebilirsiniz. Ya da çay kaşığıyla minik minik yudum minik minik denemeler yapabilirsiniz. Bunlardan çok korkmayın. Boğazına kaçsa da dikleştirin, öksürerek çıkar. Sadece katı gıdaya geçtiğinizde dikkat etmeniz çok önemli. Şimdi bunların yanı sıra da bizim en çok başımıza gelen şeylerden bir tanesi de, ev kazalarından bir tanesi de yanıklar. Yanıklar ne olabilir? Birinci derece cildin ısıya maruz kalarak cilt bütünlüğünün bozulmasından başlıyoruz. Birinci derece yanık, ikinci ve üçüncü derece yanık de sınıflandırabiliyoruz burada. Birinci derece yanıkta cildiniz kızarır. İşte güneş ilk çıktığınız gün gibi. 48 saat canınız yanar ama özel bir şeye gerek yoktur. Kendiliğinden geçer. İkinci derece yanıkta artık cildin üstünde su toplamaları vardır. Ve eğer onu patlatırsanız hem yara izi kalır hem çok fena canınız yanar ve iyileşim sürecini uzaklaştırırsınız. O yüzden onları patlatmıyoruz asla. Üçüncü derece yanıkta artık cilt böyle krater gibi dibine doğru yanmıştır. Cilt sinirler dayandığı için artık cildiniz yanıyordur. Yani cildinde bir ağrı yoktur. Fakat artık mutlaka bir tıbbi müdahale ihtiyacınız vardır. Şimdi bunun yanı sıra da evde ne olabilir? Evde de karnar su dokuzu diyelim. Ama baktım üstüne su toplaması yok. Bebekte de çocukta da yetişkinde de musluk suyunu açıyorum. Elimi suyun altında tutuyorum. Eğer burada dikkat edeceğiniz nokta 15-20 dakika suyun altında tutmanız. Ben 15-20 dakika suyun altında tuttuğumda eğer benim elim o zaman hani alttaki ısı da gidecektir. Çünkü yandığı zaman doku üst yüzeyden içeriye doğru, yani şu şekilde bir yayılma olur. Yani ben 5 dakika suyun altında tutarsam sadece dilin üst tabakasını serinletirken iyice aşağılara doğru inebilmesi için full 15-20 dakika suyun altında tutmam lazım. Bunu bakın unutmayın. Bizim okulda hocalarımız diyor ki gerekiyorsa saat 15 dakika olsun. Yani 15 dakika iyice orası bütün ısı güzelce aşağılara doğru giren ısıyı da serinletmek açısından. Mesela yılanın üstüne yoğurttur, diş macunudur, yumurta akı, salça gibi şeyleri asla sürmüyoruz. Zeytinyağı asla sürmüyoruz. Çünkü eğer çocuğun, çünkü ne oluyor? Şimdi bir elim yanık var. 5 dakika suyun altında tutun. Bir de onu direkt üstüne sürdüğünüz zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İçeride cildin altındaki ısıyı o sürdüğünüz şeyle içeriye hapsediyorsunuz ve doğal olarak ısının yanığın derecesini büyütürsünüz. O yüzden asla bunu yapmıyoruz. Mesela bir şey anlatayım size. Benim eğitimlere gelmiş annelerden bir tanesi diyor ki 2,5 yaşındaydı kızı, küveti koymuş tam yıkayacakken telefon çalıyor. Telefonda karşı odada, telefonu alayım geleyim derken çocuk suyu açtığı gibi bütün ayakları yanmış çocuğun. Havluya sardığı gibi yan binası da polikinik. Yandığı gibi çocuk, saldığı gibi çocuğu işte 8 kat iniyor, yan binaya gidiyor, derdini anlatana kadar. Bakın ısı bebekte halen de yanmaya devam ediyor çocuk. O yüzden evinizin altında bile olsa mutlaka 15-20 dakika suyun altında tutuyorum. Orada serinletiyorum. Ondan sonra gerekiyorsa da hastaneye gidiyorum. Özellikle bebeklerde zeytinyağıdır, kantaron yağıdır, aloe veradır. Bu tip doğal şeyler faydalı olabilir. Ama küçük bebeklerde mutlaka ve mutlaka çocuk doktorunuza gitmeniz ve mutlaka ondan onay almadan bu tip ürünleri kullanmamalısınız. Bunu unutmayın lütfen. Eğer benim yanım üstünde su toplamaları varsa o zaman ne yapıyoruz? Bebekte sadece musluktan akan soğuk su, çocukta ve yetişkinde yani bir yaş sonrasında o suyun içerisine bir iki tane buz atarak suyun içerisinde 15-20 dakika yine elimi serinletiyorum.
Ama benim yanım, kirli bir yanıksa, yani koluma baştan aşağı bir şehriye çorbası döküldüyse ya da ben yaktım kolumu, yere düştüm, üstüne kumlar yapıştıysa, o zaman önce sabunlu soğuk su yapıyorum. Yukarıdan aşağıya o sabunlu suyla o kiri akıtıyorum. Suyun altında 15 dakika tutuyorum ve hastaneye gidiyorum. Onu akıtmazsanız ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O şehriyeleri hastaneye gittiğinizde tek tek topluyorlar ve gerçekten çok canlı ciddi. O yüzden sabunlu suyla güzelce akıt akıt o kiri akıtıyorum. 15 dakika suyun altında tutup hastaneye o şekilde gidiyorum. Size tavsiyem, çocuk doktorunuzun artık belirlendiğinden sonra evde acil durumda kullanmak için bir yanık ilacı, alerji şurubu, ateş düşürücü şurup, vurma çarpmalarda kullanabileceğiniz ya da böcek sokmalarında kullanabileceğiniz bir takım ilaçları mutlaka reçeteyle reçetesini alın. Evinizde bulunsun ama bunları sakınlıkla kesinlikle doktora sormadan kullanmayın. Hani acil durumda hani ilaç kullanayım, ilk yardımda ilaç yoktur ama bunlar evimizde olsun, hani bunları ben ne yapayım demek evde bulunmasının daha mantıklı, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, mesela arı sokmaları bizim en çok korktuğumuz şeylerdir. Çünkü arı sokmaları anafilaktik şok dediğimiz, eğer alerjiniz varsa küçük dili şişiren ve solunumu durduran bir sonuca neden olur. O zaman o yüzden hani doktorunuzu arar, eğer böyle bir reaksiyon gördüğünüzde hemen alerji şurundan bir kaşık içirmeniz belki hayat kurtarıcı olacaktır. O yüzden mutlaka bunları çocuk doktorunuzla konuşun. Lütfen komşunuzun ilacı değil, çocuğunuzu özel bebeğinizin doktoruyla mutlaka konuşarak bunlara mutlaka karar verin. Ona göre bunu da kaldım. Yine yanıkların bir nedeni elektrik çarpmaları olabilir. Ben özellikle diyorum ki bebeğimiz 6-7 ay olduğu zaman mutlaka eve yere bir oturun. Evi bütün bebeğimizin gözünde gözlemleyin. Çünkü biz böyle yukarıdayız ve aşağılarda ne olduğunu görmüyoruz hiçbir zaman. Aşağılara doğru baktığımda baktım ki prizler görürüm, köşeler, kapılar, kulplar ve bunlar için neresi önlem alabilirim mutlaka bunu düşünmek lazım. Mutlaka prizlerinizin içerisinde özel minik aparatlar var. Onları mutlaka her yerde bulabilirsiniz artık. Hem bebek mağazalarında, mobilya mağazalarında, marketlerde her yerde bulabilirsiniz. Onlardan mutlaka bütün prizlerinizin içini bir kere kapatın. Hiçbir şekilde riske bırakmayın. Çünkü elektrik çarpmaları vücuda elektrik girip çıktığında nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz. Çünkü kalbimiz de bir elektriksel sistemle çalıştığı için özellikle orta gerilim ve yüksek gerilimlerde organ yetmezliklerine ani kalp krizlerine neden olabiliyor. Ama ev tipi elektrikler yine hem apartmanınızda hem de dairedeki ana sigortalardan eve elektrik geldiği için o birazcık daha korunaklı geliyor. Ama yine de uzun kalması ve ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ben her şeye dikkat ettim ama fakat bebeğim biz misafirliğe gidip orada prize parmağını soktu ve elektriğe çarpıldığını gördüğüm an ilk yardım şunu der. Diyor ki önce diyor şalteri kapat ve ondan sonra mutlaka müdahale et. Fakat şöyle bir durum var. Ben anne olarak kendimi düşünüyorum. Sandalyeyi şalteri kapatmak için gideceğim ve bebeğe giderim. Yani ama biz birbirimize elektrik iletiriz. Yani dokunduğunuz zaman birbirimize elektrik ilettiğimiz için bebek daha da güçlü bir elektriğe maruz kalır. O yüzden ne yapıyoruz? Tahta bir sandalyeniz varsa her yeri tahta olan bir sandalye şöyle ittirebilirsiniz. Ya da bir tane müsteme örtünüz varsa onu U yapıp kemer gibi bebeği kendinize doğru onun üstünden çekebilirsiniz. Böyle bir şeyiniz yoksa önce şalterleri kapatıyorum ve daha sonra bebeğe müdahale ediyorum. Ve ondan sonra çocuk doktorunuzu mutlaka arayın ve var olan durumu bebeğinizi çok hareket ettirmeden doktorunuzla mutlaka bu durumu konuşun. Bu yanıkların bir nedeni de kimyasal yanıklar olabilir. Çünkü kimyasal yanık bebekle nasıl yan yana gelebilir? Evdeki deterjanlarla. Şimdi evdeki deterjanlarda özellikle COVID nedeniyle, yani bu şu yaşadığımız dönemden dolayı çamaşır suları artık biz, mesela benim 10 yaşında bir oğlum var. Ben 10 yıldır evime çamaşır suyu sokmuyordum. Çünkü o içeceğinden değil ama işte içindeki klordan dolayı onun ciğerlerine rahatsızlık etmesin. Ne olur ne olmaz evde kaza bir şey olur. Bir zarar görmesin diye ben artık vazgeçmiştim klor içeren çamaşır suları kullanmaktan. Fakat bu hastalıklarla, bu COVID'den dolayı temizlik için artık çamaşır sularıyla evde silmeye, sağımızı, solumuzu, her tarafımızı dezenfektanlar kullanmaya başladık. Lütfen eğer küçük bir bebeğiniz varsa ve siz illa da o çamaşır suyuyla evi silmeniz gerekiyorsa bebeği kendi odasına koyun, kapısını kapatın. Bütün evi önce onunla silin ve arkadan sirke gibi doğal içerikli bir deterjanla bir daha evi temizleyin. Bütün camları açıp havalandırdıktan sonra temiz odaya bebeği alıp bebeğin odasında aynı işlemi yapmanızı tavsiye ederim ki bebek buna maruz kalmasın. Ama
oldu da herhangi bir deterjana, bebek ya da bir parfüm, herhangi bir kimyasalı yanlışlıkla bebek içtiğinde genelde geleneksel olarak bizde yapılan bebeği kusturup üstüne mutlaka işte yemek yemeye başlasa yoğurt yediriyoruz ya da anne sütü veriyoruz. Şimdi eğer benim bebeğim ya da çocuğum yanlışlıkla böyle bir şey içtiğinde asla kusturmuyorum. Çünkü içti, hop yemek borusunu yaktı. Kustu, ikinci kez yaktı. Şimdi midemizde şöyle top gibi yarısına kadar içinde bir kimyasal sıvı var. Ne yapıyorum ben? İçine yoğurdu da koydum. Of çalışmaya başladı ve bütün kimyasal vücuda gelir. Bu da bizim istemediğimiz bir şeydir. O yüzden mutlaka kusturmuyoruz. Hayır, hiçbir şekilde kusturmuyoruz. Çünkü bebekleri kusturuyorlar böyle bir durumda. Bu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer bebek kimyasal bir şey içtiyse, deterjan, şampuan, işte ne bileyim herhangi bir antiseptik solüsyon, herhangi bir şey, farklı, yabancı bir şey içtiyse, o içtiği şeyi de alıyorum. Çocuğumu da yanımla alıyorum. Hemen hastaneye gidiyorum. Yanımıza getirmemiz neden çok önemli? Ne içtiğini ve neye maruz kaldığını görmemiz gerekiyor. Çocuk ağlayabilir, bebek de ağlayabilir, çocuksa özellikle su isteyebilir ağzı yandığı için. Asla ağzının içinden ne bir anne sütü, ne bir mama, ne su, hiçbir şey yedirip içirmiyoruz ve direkt hastaneye getiriyoruz. Çünkü içtiği şey mideye gidip mideyi çalıştırıp o kimyasalla beraber bütün vücuda yayılmasını sağlayacaktır. Hastaneye gittiğimizde ne oluyor? Mideyi güzelce yıkıyorlar. Sonra böyle kömür içeren ilaçlar veriyorlar hastalara. Ve o ne yapıyor? Kömür içeren midenin dış iç çeperini güzelce kavruyor. Yemekler gittiği zaman o kaplayıp dışkıyla dışarı atmasını sağlıyor ve zehirlemeden korkuyor. Yine bu kimyasalların yanı sıra da ilaçları da unutmayın. Bunlar da çok tehlikeli. Daha 2-3 gün evvel yakın bir arkadaşımın çocuğu evdeki antidepresan bir ilaç kullanıyorlarmış. Onu 3 tanesini dışındaki o dışları böyle pembe pembe falan o tatlı kısmını yaladığı için bir gece yoğun bakımda kaldı. Mutlaka buna dikkat edin, olur mu? Yani durup dururken başınıza iş açmamak lazım. İlaçlar, deterjanlar mutlaka kilitli dolaplarda ve yukarılarda kalsın. Ve mutlaka onların üstlerinde dolaplar içinde olan böyle minik aparatlar var. Onlardan mutlaka kullanarak o araları mutlaka kapatmaya çalışın. Hızlı ambulans çağırmak, yani şöyle söyleyeyim, eğer çok uzaksa ambulans da çağırabilirsiniz. Yakınınızda varsa hemen 112'yi aramadan direkt kendinizde gidebilirsiniz. O yakınlık derecenize bağlı olarak önemli. Kireç çözücü falan, bunlar çok tehlikeli. Yani evinizde şey mesela kireç çözücü, yağ çözücüler, çamaşır suyu, bir de ne vardı çamaşır suyu gibi olan kezdap gibi. Yani bunlar artık kullanılmaması gerekiyor. Çünkü çok daha içeriği temiz olan şeyler var. Bu tip şeyler direkt yakar. Bütün yemek borusunu bile yakabilir. Bir de çok dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de küçük piller. Evinizde lütfen yedek pil dahi bulundurmayın. Yani bir aletinizi minik o küçük pillerden takıyorsunuz. Onu takın, fazlasını atın gitsin evden. Çünkü o küçük piller şöyle bir durum var. Aldı da bebeğiniz yuttu. Hop geçti ve bir yere yapıştı. Soluk borusunun, yemek borusunun bir yerine yapıştı. Onu oradan çıkartsalar da içindeki o asit şey, içindeki sıvı bütün etrafını hara yapıyor ve bir süre takip ediliyor bebekler. Ve genelde yemek borusundan geçerken orayı deliyor. Ve ciddi anlamda sıkıntılara neden oluyor. O yüzden ben hep kendi evimde de mutlaka işte bizde de tartıda var, ne bileyim saatlerde falan var. Koyuyorum yedeğini bile direkt elden atıyorum. Evde bile olmamalı. Çünkü ne olursa olsun küçük çocuk değil belki 10 yaşında küçük ama merak edip ağzına alabilir. Yani oradaki bir şey çıkartmak isteyebilir. Yani çok büyük risk, mutlaka dikkat edin. Diş macunu özellikle bebeklerde ve çocuklarda yutmuş olmasının çok büyük bir zararı yok. Onlar çok zaten ağız içi kullanılan ürünler olduğu için dert etmeyin. Ama bebekler için, çocuklar için olan daha organik içerikli, temiz içerikli olanları kullanmayı tercih edebilirsiniz. O yüzden de çok da büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Sirke ve solucandır aynen aynı şekilde. Karbonat, bunlar hepsi benim de bu pandemi döneminden sonra acaba hani başka nasıl daha da düzgün yapabilirim deyip hayatıma koydum şeylerdir. Böyle sirkenin her türlüsü olabilir ama beyaz sirke her marketlerde satılıyor. Artık ben evde beyaz sirkeli suyla siliyorum. İlk başta kokuyor gibi gelse de arkadaşlar sonra kokmuyor. Çekip gidiyor evde. Ev sirke kokmuyor, öyle söyleyeyim size. Evet, görüyoruz böyle lavantalı, çiçekli, işte bilmem ne, böyle çok güzel kokulu deterjanlarımız, yumuşatıcılarımız var ama bunların her biri kimyasal. O yüzden mutlaka bunları
dikkat etmek, belki tekrar bunları bir böyle gözden geçirmek de faydalı olacak. Şimdi küçük bebeğimiz emeklemeye başladı, yürümeye başladı. Mutfaklarımız da onlar için çok böyle acayip merak ettikleri ve çok ilgilerini çeken yerlerden bir yer evimizde. Mutlaka dolabınızdaki bıçakları yüksek yerlere kaldırın. Yani oraya ulaşamaz henüz diye düşünmeyin. Şöyle söyleyeyim size. Benim dediğim gibi 10 yaşındaki oğlum küçükken, emekliyorken böyle hafif hafif de bir sıralama döneminde alt çekmeceyi açıp böyle 3 tane çekmece vardır ya mutfakta. En üstte böyle kaşık çatal koyuyoruz. Oradaki ben bıçakları kaldırmıştım. Fakat böyle keskin meyve bıçakları vardı. Diyordum ki oraya zaten ulaşamaz o. Hani o yüzden de çok dert etmiyordum kafaya. Fakat sen alt çekmeceyi aç, içine çık. Şöyle dolabı da açtığı gibi görmeden oradan bıçağı aldım. Ve ben evde şöyle altımda şöyle bir resim var. Elin bu şurası bıçağın keskin tarafı. Şöyle elinde tutarken böyle çaki gibi bir resim var. Çünkü ver diyorum vermez. Ne yapayım diye düşünürken cep telefonunun flaşını açtım. Resmini çektim. Bıraktı telefonu almak için. Öyle ve aklım çıktı. Ondan sonra bütün bıçakları ben o ulaşır ulaşamaz diye hepsini kaldırdım. Yukarı bir dolaba kaldırdım. Yeri değişti. Bir daha hani ben mutfağımız değiştirene kadar da o dolapta bıçaklar hep yukarıda kalmış oldu. Çünkü çok tehlikeli. O batar, yanlışlıkla üstüne düşer. Allah korusun. O yüzden bebekler emeklediği an onları ortalıklardan mutlaka kaldırın. Onun dışında fırınınızı, bulaşık makinesinin kapağını açıp üstüne çıkmasına lütfen izin vermeyin. Gerçekten bir zaman sonra onun üstüne sıplamanın dışında mesela özellikle fırın aygazının altındaki fırını açıp üstüne basıp ocağın içine bakmayı, ocağın üstünde siz yemek yaparken kucağınızda bebekken çok sorun değil ama böyle 2 yaşına doğru onu tezgaha oturtup sizle birlikte de yemek yapma işini çok fazla önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü ne yapıyorsunuz? Tencereye su koydum. İşte ne oldu? Makarna koydum, karıştırdım, tuz ekledim, buharlar çıkıyor. Çocuk için çok heyecanlı, çok heyecanlı ve gerçekten de çok merak ettiği bir olay olduğu için onu öyle görmüş olması şöyle bir başımıza bir şey geldi. Şu, o yüzden anlatıyorum bunu da. Şimdi böyle bizim de mutfakta hep beraber mutfakta oturuyoruz. Fakat sağ olsun Altuğ işte makarna suyu koymuşuz ocağa. Böyle pazarlarda satılır tekerlek üstüne böyle tır 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 itlediğiniz böyle çengelli de vardı tepesinde. Sen oyuncağını al, çengeli taksa gibi tencereyi indirdi aşağıya. Böyle aklım çıktı. Dedim ki yandı yani çocuk kafasından aşağıya. Allah'tan tencerenin altında ocağı açmadığı için o soğuktu, su ve sıkıntı olmadı. Yoksa düşünsene şuradan aşağı seyirler. O yüzden lütfen ocaklarınızın ön gözlerini değil arka gözlerini kullanın. Çünkü arka gözde olursa çocuk orada bir şey yapıldığından ne bileyim orada bir aksiyon olduğunu fark etmeyecektir. Ve doğal olarak onun merak duygusu çok güçlü olduğu için oralarla görmediği için merak da etmeyecektir. Mutlaka buna dikkat edin. Gerçekten çok tehlikeli ve çok fark etmeden karşılaştığımız şeylerden bir tanesi oluyor. Yine banyolara geldiğimizde de lütfen klozetin kapağı hep kapalı kalsın. Normalde de hep kapalı olmalı. Çünkü zaten oradan sifonu çektiğin zaman o içerideki bütün o bakteriler dışarı fışkırıyormuş. O yüzden klozeti kapalı hep kapalı tutmak lazım. Bebekleriniz de olduğu zaman da buna bir tık daha dikkat edin. Çünkü şöyle bir şey yapıyorlar. O suyu içen mi dersiniz? Babasının çayının içine koyan mı? Onları mesela benim oğlum misafirliğe gidiyor. İşte arkadaşım onun da bir yaş büyük oğlu var. Tuvalette bunlar bir oturuyorlar. Baktık sesleri yok. Bir gittik odaya. Tuvalete gitmişler. Klozet açık kapak. İçindeki suya kağıt havluyla kağıt peçeteleri batırıp batır. Bütün her yerlerini kağıt o pis suyla vücutlarının her tarafına sürmüşler. Ve çok güldük yıkadık falan ama tam tersi onu içebilir. Çok daha temiz şeyler başımıza gelebilir. O yüzden mutlaka banyodaki klozetin kapağını kapatıyoruz. Yine bebeklerimiz 15-16. Aya geldiği zaman vücut deliklerini keşfetmeye başlıyor. Yani burun delikleri, kulak delikleri gibi. Kulağının içine eğer çocuk bir şey soktuysa asla bir şey yapmıyoruz. İçeriye su dökmüyoruz. Zeytinyağı dökmüyoruz. Anne sütü dökmüyoruz. Anne sütü çok kıymetli sadece içiyoruz. Oralara dökmüyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen hastaneye gidiyorsunuz. Onu oradan diye çekiyorlar. Siz ama onu çekeyim ben alayım dediğinizde daha fazla ittirebilirsiniz. İşi daha büyütebilirsiniz. Hiç uğraşmayın gidip hastaneye. Burnun içine bir şey kaçırdıysa mutlaka sağınızda, solunuzda, kardeşinizde, etrafınızda burnun içine bir şey sokan mutlaka vardır. Çok karşılaşılan bir şey çünkü. Eğer burnun içine bir şey soktu, buraya kaçtıysa, eğer çocuğunuz sümkürmeyi biliyorsa, bu tarafa doğru bastırıp aşağı doğru ve sümkürerek çıkartmasını istiyoruz. Ama emin değilsiniz. Ben olduğumdan emin değilim mesela. Hala burnunu temizlerken, Altuğ hadi güzelce burnunu temizle dediğimde omuzları oynuyor. Burnu hariç her yeri oynuyor adamın. Yani hala burnunu kendini çok efektif temizleyemiyor. O yüzden mutlaka böyle bir durumda direkt hastaneye gidin. Hiç uğraşmayın. Hemen aklına gelen o burun aspiratörleri, bana en çok sorulan şey, burun aspiratörleri çekebilir miyim? Hayır.
Hiçbir şekilde çekmiyoruz. Tek başınıza bastırıp sümkürek çıkarabiliyorsa çocuk çıkarsın. Aksi takdirde direkt hastaneye gidiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Eğer bunun içindeki şeyi şunu desin dediniz mesela. Ya ben onu görüyorum. Gel cımbızlı alayım. Dokunduğunuzdan orada tüyler olduğu için çocuk huylanıp diye böyle kendini geri çekecektir. Ya da şöyle dediniz. Sen ne yaptın? Nasıl sokarsın sen bunu burnuna? Bak görüyor musun kaçtı ne yapacağız şimdi diye. Sürekli çocukla böyle konuştuğunuzda genelde şöyle yapıyor. Ve sürekli daha fazla geriye gitmesini sağlayacaktır. O yüzden bütün serin kanlığınızı koruyun. Çok da sesinizi çıkartmadan çocuğunuzu hemen alıp hastaneye gidin. Fakat aklınızda olsun bir çocuk burnuna bir şey soktuysa diğer deliğini de sokma ihtimali çok yüksektir. O yüzden birazcık daha gözünüzün önünde olup bir tık daha dikkat etmek de şey vardır. O yüzden mutlaka dikkat ediyoruz. Gözün içine bir şey kaçarsa ne yapıyoruz? Eğer bir tüy tanesi hastanede kulak burun bildiğim gibi şöyle hastanede kulak burun boğazlığı gittiğinizde onların özel aletleri var. Özel bir borusu var böyle aspeyle. Onu böyle sokuyor ve çektiği zaman bir saniyesini almıyor doktorun onu oradan çıkartması. Çok basit. Çok can acıtıcı bir şey değil. Sadece sevimsiz bir şey ama onun buradan çıkması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size yine küçük bir an anlatayım. Benim annelerden bir eğitime gelmiş annelerden bir tanesi. Dedi ki böyle 2,5 yaşında kızım var diyor. Böyle bir haftadır balık gibi kokuyor. Sürekli yıkıyorum ama yok diyor. Yani çocuk kokuyor sürekli. Böyle köfte yapıyorlarmış. Karabiberi kızı içeri serpmek istemiş. Ben bir şeyini serperken hapşırıyor. Hapşırınca burnundan beyaz bir şey görmüşler. Bir çıkarıyorlar ki kağıt havluyu sen kıvır burnuna sok. Bir hafta önce evde hamur yapmışlar. Onu da oynatmamışlar. Hızlıydı işim diyor. Diyor ki hamuru açtım demiş. Kağıt havluyu böyle rulo yapmış. Açtım. Fırına da soktum diye burnunun içine soktuğunu anlatmış. Şimdi şuradaki sinüsler enfekte olduğu için maalesef bu kadar kokmuş çocuk. O yüzden siz de böyle bebeğinizde kokumu kokuysa da aşağıdan burnun içerisine bakmakta bir fayda olacaktır diye düşünüyorum. Gözün içine demiştim kirpik bir tanesi gibi bir şey kaçtı diyelim ya da bir toz diye üflemiyoruz. Çünkü üflediğimizde eğer bir kristalize bir şey varsa içinde iyice batacaktır. Ne yapıyoruz? Soğuk suyla güzelce gözümüzü iyice yıkıyoruz. Sonra şöyle temiz bir bez alıyorum. Bunu ıslatıyorum. Eğer görüyorsam onu oradan almaya çalışıyorum. Ama baktığım gibi bir türlü çıkaramıyorum. Yani hiçbir şeyi çıkaramıyorum. İki gözü birden kapatıp direkt hastaneye gidiyoruz. Niye iki gözü kapatıyoruz? Çünkü iki gözü kapatmanızın amacı şu. Gözler senkronize çalışır. Yani bu çalışırken bu da çalışır. O yüzden iki gözü birden kapatmış olmamız burada çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Ama çok sevimli değil ama gözünüzün içine sert bir şey battıysa, çant diye böyle gözün içine girdiyse asla vücudunuzun sadece gözü vücudun herhangi bir yerine sert bir cisim girdiğinde asla yerinden çıkartmıyoruz. Ne yapıyorum? Bir kağıt bardağım varsa o boyutta değilse onu oraya kapatıyorum. Bu gözü de kapatıyorum. Kişinin kafasını biraz sabitleyerek ve sakinleştirerek hastaneye getiriyorum. Çünkü gözümüz bir balon gibidir. O girmiş şeyi çıkartmaya çalıştığınızda göz akar ve gözü kaybedersiniz. O yüzden Allah korusun hiçbir şekilde ellemiyoruz gözü. Hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Vücudun göz değil başka bir yerine herhangi bir şey battığında da mesela benim yeğenim cam bir kapı vardı. Açarsın açmazsan yumruğu vurduğu gibi 3 tane cam böyle yukarıdan battı. Koruyucu da sabitliyoruz ve direkt hastaneye gidiyoruz. Onları da oradan çıkartmıyoruz. Çünkü vücudumuzda arterlerimiz var. Atar damarlarımız var. O bir iki ondan birine gelse çok fazla kan kaybı olabilir ve buna evde müdahale edemeyebilirsiniz. O yüzden vücuda batan herhangi bir şeyi asla vücuttan çıkartmıyoruz. Hızlıca hastaneye gidiyoruz ya da gerekiyorsa ambulans çağırarak hastaneye gitmeye hemen orada dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra da özellikle ateşten bahsedebilirim ki ateş şu an hepimiz için en çok merak ettiğimiz ve en çok korktuğumuz şeylerden bir haline geldi. Ateş her zaman anneyi böyle telaşlandıran bir şeydir ama 37,5 üstüne biz ateş diyoruz. Eğer ateşini 37,5 üstüne çıktıysa bebeğinizin önce ılık kompres yapabilirsiniz. Yani musluk suyuyla alnına, bütün eklemlerine güzel serinletebilirsiniz bebeğinizi. Ama çok ağlıyorsa benim mesela çok ağlıyor ağladığında o zaman şey yapmıştım ılık duş yapmıyor. Ve kucağıma alıp hemen böyle birlikte duşa giriyorduk. Altına bezini bağlayıp incecik mumislini örtüyordum üstüne. Çünkü örtmek istiyordu. Ve öyle takip edebilirsiniz. Eğer dişten dolayıysa ya da aşıdan dolayı bir ateşi yükseldiyse bu bir inatçı aşı değildir. Kendiliğinden sakinliğe, soğuk uygulamayla bile rahatlayabilir bebeğimiz. Ama baktım ki bu çocuğun ateşi hiçbir şekilde geçmiyor ve yükselmeye meyil etti. Hemen doktorumuzu arıyoruz. Kafamıza göre asla ilaç vermiyoruz. Çünkü bakın çok fazla salgın virütik hastalık. İşte Covid'dir bilmem nesidir. Bir sürü hastalık var. Çünkü
gibi baktığınızda COVID öyle, influenzalar, rota, beta gibi yüksek ateşli kendini gösteren bir takım virüsik hastalıklar var. Ve bunlarda da bebekler 39'lar 40'ları görebiliyoruz. Hemen havale olacak diye korkmayın. Ilık kompres yapın. Baktığınız geçmiyor. Doktorunuzu arayıp gerekiyorsa doktorunuzun önerdiği ve reçete ettiği ilaçları o süreçte kullanabilirsiniz. Ama kafanıza göre lütfen ilaç kullanmayın. Ateşi tabii nasıl ölçtüğünüz de çok önemli. Ateşi sirke ya da kolonya gibi alkol içeren şeyler artık koymuyoruz. Çünkü bunlar geçici olarak yanlış, yani düşük gösteriyormuş derecede fakat düşmüyormuş ateş. Yanıltıcı olduğu için artık bunların hiçbirini kullanılmıyor. Bir de sirke önerilmiyor. Hayır. Normalde nasıl ölçtüğünüz önemli. Kulaktan mı ölçtünüz, alından mı ölçtünüz yoksa direkt klasik koltuk altı mı? Ben bütün yeni doğum yapacak annelere şey diyorum. Bir tane klasik bir tane dereceniz olsun. Bir tane de ya kulaktan ölçer ya da alından ölçer. Bir tane ateş ölçerinizde olmasında fayda var. Ben kendi oğlumda önce kulaktan ölçer almıştım. Daha sonra alından ölçer de kullanmıştım ama alından ölçerde şunu dikkat edin. Evin ısısıyla bebeğin ısısını ayrı göstersin. Ama mesela eviniz çok sıcak, bebeğin de ateşini alından ölçtüyseniz evi bir serinletip bir daha ölçmenizde faydalı olabilir. Ve doktorunuzu aradığınızda evet diyebilirsiniz doktorun ben oğlumun ateşini ölçtüm. Alından ölçtüm 39, kulaktan ölçtüm 39 ya da koltuk altından ölçtüm 39 diye. Neyle ölçtüğünüzü de kendisi doktorunuza söylerseniz zaten doktorunuz size bu süreçte hangisinin neye göre derecesini belirlendiğini o bildiği için zaten ona göre sizi yönlendirecektir. Lütfen kafanıza göre yine dediğim gibi ilaç, ateş düşürücüler kullanmayın. Mutlaka ve mutlaka doktorunuzun önerisiyle bu ilaçları kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ateşte bizim en çok korktuğumuz nedir? Konvizyon dediğimiz havaleler. Şimdi havale gibi bir durum olduğunda havale genelde genetik formasyonudur. Yani anne baba da havale geçirdiyse bebeğin tekrar havale geçirme ihtimali çok yüksektir. FMF'de de ateşi çıktığında tabii ki mutlaka doktora getirmeniz lazım. Mutlaka getirmeniz lazım. Yani en azından şöyle yapabilirsiniz Türkan Hanımcığım. Ateşi çıktığında ne yapmanız gerektiğiyle ilgili doktorunuzdan ön bilgi alabilirsiniz. O size sizin çocuğunuzu özel ne yapmanız gerekiyorsa yani hemen hastaneye mi gitmeniz gerekiyor ya da evde biraz soğuk olduğunu takip etmeniz gerekiyor. Onu ne yapmanız gerektiği hakkında size detaylı bilgi verecektir. Havalede ise en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi nedir? Genelde hep ne yapıyorsun? Küçük dil ters döner, soluk borusunu tıkar ve çocuk nefes alamaz, beyine oksijen gitmez diye bir korkuyoruz ya bu kriz anlarında. Burada yapacağımız çok basit bir manevra var. Yani ben şimdi benim vücudumun bütün bilincini kaybettiğinde bütün kaslarım kendini bırakır. Dilim de bir kastı. Dil kökü tek soluk borusunun üstünde. Ben bilincimi kaybettiğinde çocuk epilepsi krizi anında dil kökü de soluk borusu üstüne çöker. Ve o zaman kafayı bakın sadece şöyle yaptığınızda yani şöyle duran çocuğu kafasını şu şekilde tutup sabitleyip dil kökünü yukarı çıkartmış olmanız yeterli olacaktır. Ağzını kasmış ve sıkıştırmış bir kadın çocuğun ağzını açıp dilini dışarı çıkartmak için uğraşmıyoruz. Çünkü ben kafayı şu şekilde kaldırdığım an dil kökünü soluk borusunun üstünden kaldırmış oluyorum ve böylelikle hava yolunun açıklığını sağlamış oluyorum. Ve sonrasında havalenin o nöbet kısmı kaç saniye sürüyor, kaç dakika sürüyor onu bakıyorum ve çocuğuma soğuk kompres yaparak hemen hastaneye gidiyorum. Ve çocuğunuzun başına bu geldiği için bir sonraki aşamada neler yapmanız gerektiğini mutlaka ve mutlaka bebeğinizle konuşuyor. Bebeğinizin ne yapmanız gerektiği hakkında şeyi öğrenin doktorunuzdan. Yani doktorunuza deyin ki bir daha havale geçirdiğinde ne yapmam lazım? Çünkü bir bebek havale geçiriyorsa 7 yaşına kadar tekrar geçirme ihtimali çok yüksektir. O yüzden mutlaka bir sonraki aşamada çünkü şiddetine göre ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Bazı insanlar özel ilaçlar taşıyor çantalarında yani çok uzayabiliyor bu direkt ilaç yapıyorlar alerjilerde olduğu gibi. O yüzden mutlaka bu detayı doktorunuzla konuşmuş olmanız olabildiğince sakin olmaya çalışmanız lazım. Aklınızda da olsun bu havale nöbetlerinden sonra çocuğun kendine gelmesi atıyor 20 saniye mi sürdü? Çocuğun kendine gelmesi için de bir 20 saniye ihtiyacı var. O anda böyle gözleri döner, rengi biraz da şey yapar, anlamsız bakarsınız da fakat sonra yavaş yavaş toparlar. O yüzden mutlaka dikkat et gerekiyor. Teşekkür ederim Gizem Hanımcığım. Biraz taktım takıştırdım onları herhalde. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de son olarak da sizlere
Kedi köpeklerden bahsetmek istiyorum. Kediler, köpekler hepimizin dostu artık. Elimizi de çok işletiyoruz hayvancıkları. Bu hayvanların ısırmasında ya da tırmıklamasında eğer aşılı olduğundan eminsek, veteriner kontrolünde bir hayvanımız varsa mutlaka sabunu soğuk suyla yıkıyoruz, oraya soğuk kompres yapıyoruz. Ama bu bir sokak hayvanı ise, yani bilmediğimiz bir hayvan ısırdı, çıktı gitti. Mutlaka devlet hastanesine gidiyoruz. Kuduz aşısı ve tetanoz aşısı için. Her devlet hastanesi de bu kuduz aşısını yapmıyor. O yüzden nerede oturuyorsunuz? Hemen Google'a girin. Kuduz aşısı için devlet hastanelerinin listesi diye çıkarttığınızda size bir liste çıkıyor. Size en yakın hangisi ise o hastaneye gidiyorsunuz. Devlete bildirme zorunluluğu olan bir hasta bir durumdur bu. Bu ne demek? İşte genelde 5 doz aşı yapıyorlar. Bu aşıyı 1 doz yapıp kafama göre bitiremiyorum. Gitmezseniz polis zorluyla kapıdan evinizden gelip sizi alıp o çocuğu aşıyı yaptırırlar. O yüzden bildirmesi zorunlu. Zamanını geçirmemeniz gerekir ve bu çok çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Havale sonunda, ya havalede şöyle bir şey var. Beyni giden, yani orada siz hava yolunun çıkılımını sağlamaya çalışmanız temelde önemli. Yani başınızı yukarı kaldırıp o dil kökünü yukarı çıkarttığınız zaman ne kadar uzun süre kasıldığı ve ne kadar nefessiz kaldığı, beyne ne kadar oksijen gidip gitmediği ile alakalı bir şey olabilir. O yüzden korkuyoruz. Benim çok yakın bir arkadaşım var. 7 yaşına kadar kızı 8 kere geçirdi. Şu an gayet sağlıklı, bir sıkıntısı yok. Ama çok şiddetli geçirip ikincisinde çok ağrız bırak, yani sıkıntılar olan çocuklarda yok. Bu var. Ama bu her seferinde kötü bir şey olacak diye düşünmüyoruz. Lütfen bu anlamda kendinizi kötüyü düşünmemeye çalışın. İyi düşünün. Yani iyi düşünün. Her şey iyi olacak gibi düşünün. Ben çok artık ona çok inanan biriyim. Yani çok böyle kendimizi kötüyü düşünür, acabalar olacak mı dedikçe gerçekten iş çok daha zorlaşıyor ve daha kötüleşiyor. Gerçekten kötüleşiyor. O yüzden iyi düşünelim, iyi olsun. Olur mu? Hiç takılmayın. Bunun dışında da arıları zaten söylemiştik ama şimdi etrafımızda sinekler, böcekler var. Bunların ısırdıklarında ne yapıyoruz? Güzelce oraya soğuk kompres, yani soğuk yani ilk yardım diyor ki soğuk kompres yapın. Bu işte. Ama ne yapabilirsiniz? Doğal içerikli olan sinek böcekler için spreyler var şimdi. Doğal içerikli böcek sinek kavurucusu diye yazdığınız zaman Google'ladığınızda zaten birkaç tane marka çıkacaktır size. Onlardan birini kullanabilirsiniz. Çocuk doktorunuz zaten sorduğunuzu hemen size söyleyecektir. Lavanta yağı gibi, işte limonun üstüne karanfil takmak falan, bu tip doğal şeyler de deneyebilirsiniz tabii ki. Bunlar da bir çözüm olabilir. Ama mesela bu sene daha az. Mesela ama geçen senelerde sinekler o limonun karanfilin üstüne konanını da biliyorum ben. O yüzden doğal içerikli bazen o spreyle işe yarayabilir. Çocuk doktorunuzdan iletişim olarak reçete alabilirsiniz kendisinden. Onun dışında da böyle tatlısınız falan deyince anlatacağım şeyi unutuyorum. Bir şey diyecektim. Unuttum. Neyse. Sineklerde, böceklerde buna dikkat ediyoruz. Orası kızardı, kabardı vesaire olduğu zaman kullanabileceğiniz bir takım yine rahatlatıcı kremler var. Ama dediğim gibi bunları çocuk doktorunuza göre sormanız gerekiyor. Çünkü ilk yardım dediğimizde zaten ilaç yok. Ama ben ilk yardımı biraz daha evde bebeklerimize özel şekilde biraz içeriğini değiştirdiğim için hani burada şey söyleyebiliriz. Yani mutlaka çocuk doktorunuza bu anlamda da destek alabilirsiniz. Bunlar yanında olması yine çok önemli. İşte arı sokmalarında demin de söylediğim gibi solunumu evet karanfil limon koyuyorsunuz ama sinekler onun üstüne de konuyor. Şahat aklıma geldi. Normalde evlerimize böyle şeyler koyarız ya, böyle fişe takmalıdır. Odaya böyle fişe takarsanız siz böyle şeyleri falan, sineklerin falan odaya gelmesini engelleyecek şeyler vardır ya. Onları şey yapmıyorsunuz. Onları 2 yaşına kadar bebeklerin olduğu odaları takmıyorsunuz. Çünkü onlar havada, bu ilacın etkisi havada olduğu için bebekler inhale edecek. Yani onu solayacaktır. O yüzden onları önermiyoruz. Şeyleri de önermiyoruz. Böyle spreyler var, odaya sıkıyorsunuz falan. Havalandırsanız bile onların bebekli odalarda onların olmasını, onları önermiyoruz. Cibinlik kullanabilirsiniz. Yani cibinlik kullanmak da bir alternatif olabilir. Çünkü cibinlikle bebeğinizi koruyabilirsiniz sinek böceklerden. Sünnet bebeklerde ne sorun yaşanır? Ne zaman yiyin? Yani sünnetin yarısı esasında, yani yeni doğan bebek sünneti çok hızlı geçer. Göbek bağı geçmeden sünnet yarısı geçecektir. Sadece doktorunuz eğer bir pomat vesaire söylüyorsa onu kullanıyorsunuz. Bol bol bebezini daha sık değiştirin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çok hızlı iyileşecektir. Zaten göreceksiniz, çok daha taze bir cildi olduğu için çok hızlı iyileşecektir. Sağlıklı iyileşecektir. Merak etmeyin. Bazen çişini yaparken şöyle bir titriyor çocuklar. Biraz bazen telaşlanıyoruz ama şey yapacak bir şey yok. Bir sıkıntısı yoktur. Orada kızarıklık oldu. Etrafında şişme falan gibi böyle ters bir şey görürseniz de hemen doktora gitmeniz gerekecektir. Kaçası?
Şimdi şöyle ki, iki parmağın arasında ezilebilecek yumuşaklıkta bir besin. Boğazına kaçıyor, ona öksürüyor. Şimdi bebekler şöyle yapıyor. Boğazına bir şey kaçtı. Öksürüyor, gözleri kan çanağı çıkarıyor ağzından onu. Tekrar çiğneyerek onu yutabiliyor esasında. Yani şöyle yapın. İlk başta daha püremsi verin. İçinde minik pütürükleri olsun. Sonra pütürük miktarlarını arttırın. Sonra elinizde ezip ağzına verebilirsiniz. Emin değilseniz aldığınız besini, bak çok basit bir yöntem. Elinizde ezdiniz, hafiften yumuşattınız. Onu şu yanağının iç kısmına koyun. Şuraya doğru. Oradan yanağın içinden dilinin ortasına getirecekti ve oraya getirene kadar da o dişte bir kere, damakta bir kere basacaktı onu. Fark etmeden de zaten hafif de çiğneyerek ve bu böyle şeyi yutmuş olacaktır. Şimdi ilk yardımlarda bir de denizdeki hayvanlardan bahsedeyim. Denizde herhangi bir balık, işte deniz anası, deniz kestanesi gibi bir şey battığında, vurduğunda, çarptığında sıcak kompres yapıyoruz. Özellikle deniz kestanesi ayağınızın altına battığında genelde yapılan zeytinyağın içinde bekletmektir. Onu önermiyorum. Ne yapın? Dayanabileceğiniz en sıcak suyun içerisine ayağınızı koyduğunuzda deniz kestanesi kendini oradan tek bırakır ve daha az ağrılı bir şekilde hızlıca toparlar. Yine deniz anası yapıştı mesela, hemen oraya sıcak koyun. O sıcağın etkisiyle oradan kendine oradan atar ve cildin iyileşmesini sağlayacaktır. Ne kadar sürem kaldı ama herhalde sürem yavaş yavaş bitiyor. Geçen sefer de böyle son ana kadar bekledim, kayıt ederken yayını da kaybettim. Bu yayın çok önemli çünkü içerisinde gerçekten ilk yardımla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. O yüzden sorularınız olursa banyoda havuzu su yutması halinde bir şey yapmanıza gerek yok. Kendi sadece dikleştirmeniz yeterli. Boğulma gibi bir şey olduğunda, yani boğulur gibi hissediyorsunuz, yani boğulmaz, yani havuza yürüyüşü ve boğulduysa çocuğu dışarı çıkarıp ve ondan sonra temel yaşam desteğinin hemen müdahale yapılmış olması gerekiyor. Orada da gerçekten ilk yardım uzmanlarından destek almanız gerekiyor. Ama banyoda su yutmuş, havuzdan birazcık su yuttu ya da denizden su yuttu, çok da sıkıntı olmayacaktır. Arı sokmalarından bahsediyordum. Hani elimi arı soktu diyelim. Onun iğnesini eğer böyle çıkarıyorum ve oraya sadece soğuk kompres yapıyorum. Ama şu anlamda takip etmek lazım. Çocuk baktım ya da yetişkin de olabilirdi. Mesela ağız için ısırdı. Mesela ben mevzu içiyordum. İçinde düşmüş. Fark etmedim. İçerken dilim ısırdı. Hemen bir buz parçasını ağzına alıyorsunuz. Soğuk kompresi. Ağzında buz emiyorsunuz. O soğuk o ağız içini toparlamış oluyor. Ne yapacağız? Böyle ya, eğer kişi konuşamıyor gibi hareketler yapmaya başlıyorsa ya da böyle vücudunun bir yerlerinde böyle minik minik su toplamaları gibi bir şey başlıyorsa hemen çocuk doktorunuzu arıyorsunuz. Doktorunuz belki evinizde bir ateş alerji varsa belki ondan verdirecektir. Mutlaka doktorunuzu arıyorsunuz ve hızla acil hastaneye, hemen hastaneye gitmeniz bu anlamda gerekiyor. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Bebeğinizin kulağına yıkarken su kaçmaması için yıkarken kulağını hiç ellemeyin. Yani şunu şöyle yaparsanız su kaçar. Hiç dokunmazsanız kulağın içinde hiç su kaçmaz. Suyun içindeyken kulağını temizlemeyin. Çıktıktan sonra misinle böyle dışarı dış yüzeyden dolayı güzelce kulağını temizlemeniz yeterli olacaktır. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Beni izlediğiniz için. Her çarşamba saat 15'te tekrar görüşmek dileğiyle. İlk Adımlar ailesinde mutlaka sorularınızı bulup ben bunu post olarak, şimdi IGTV'si olarak yükleyeceğim. Sizin orada sorularınızı oraya da sorabilirsiniz. Lütfen ilk adımların canlı yayınlarını takip etmeye çalışın. Çok değerli uzmanlar ve çok güzel bilgilerle bizleri aydınlatmaya devam ediyor. İlk Adımlar ailesinde de çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum.